Bazı kitapçık tür bölümü var ya, Ahmet. Size hangi kitapçığı verdiysem onu işaretliyorsunuz. Sonra işte. İlk önce şimdi sorularınızı bir işle yazın. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Türkiye genelinde Kur'an Pınarı sınavı yapıldı. Kur'an Nesli Platformu'nun düzenlemiş olduğu Kur'an sınavı, Pınarı sınavı yapıldı. Elhamdülillah çok coşkulu bir şekilde geçtiğine şahitlik ettik. Halkımız çağrılarımıza cevap verdi. Halkımız Kur'an'a önem verdi. Çoluk çocuğuyla okullara akın etti. Veliler, anneler, babalar. Yetişkinler okullara geldi, çocukların elinden tutarak geldi, iştirak ettiler. Bu bizi çok ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki zamanlarda daha da iyi olacak temennisinde bulunuyoruz. Türkiye geneli 46 il ve 100'ün üzerinde farklı merkezlerde, ilçelerde ve farklı merkezlerde sınavımız gerçekleşti inşallah. Müracaat edenler 10 binlerce kişi müracaat etti. Bu müracaat edenlerin kaçının iştirak ettiğine dair ancak onu sınav neticelendikten sonra görebiliriz, söyleyebiliriz. Fakat şunu söyleyelim ki biz gördüğümüz iştirak gelen müracaatların sınıflarda gördüğümüz kadarıyla biz öyle inanıyoruz ki çok iyi bir, yani müracaat edenlerin kahir ekseriyetinin sınava iştirak ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi önemli bir sorun genel olarak yaşamadık ama lokalde olsa birkaç yerde bürokratik ve gereksiz bir bürokratik sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bunu da doğrusu biz üzüldük, böyle bir şeyi esefle karşılıyoruz. Çünkü biz halkımıza, insanlarımıza
Kur'an'ın mesajını vermeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla dile getirdiği dindar gençliğin yetiştirilmesinin adımlarını atıyoruz. Dolayısıyla bu konularla ilgili bir bürokratik engelin olmaması gerektiğini düşünüyorduk. Ama maalesef zaman zaman kimi yerlerde bu sorunlarla karşılaştığımızı da buradan halkımızla paylaşmakta fayda görüyorum. Sınav elbette ki en kısa zamanda açıklanacak. Bugün sınav günüdür. Biz kardeşlerimiz, komisyonlarımız neticeler alındıktan sonra en kısa zaman diyelim, böyle belli bir tarih ve gün vermezsek belki daha doğru olur. En kısa zamanda bunu halkımızla paylaşacağız inşallah. Sınavı kazanan kardeşlerimize, ablalarımıza, bacılarımıza 5 tane ödül, malumunuz umre ödülü var. Bunun yanında yüzlerce farklı ödüllerimiz vardır. İnşallah bütün bunları paylaşmış olacağız. Bizim yaptığımız her hayırlı işin devam etmesini talep ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz amellerin en hayırlısı devamlı olandır. Halkımızla iç içe olduğumuz müddetçe, bu imkanlara sahip olduğumuz müddetçe halkımızı Kur'an'la buluşturmaya, Kur'an'la tanıştırmaya, Kur'an'a tabi kılmaya gayret göstereceğiz. Bu sınavlarımız bu vesileyle her sene fazlasıyla, yani yapılan her sene diğer seneye oranla daha fazla bir katılım olduğu için ileriki zamanlarda daha coşkulu olacağını düşünüyoruz. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Halkımız Müslümandır, halkımız dindardır. Halkımız bu eğer mesajımız gereği kadar halkımıza ulaşırsa, halkımız bugünden çok daha fazla teveccüh bulacağına inanıyoruz. Çünkü İslamsız, Kur'ansız bir hayatın neslimizi ne hale getirdiği hepimizin malumudur. Özellikle anne ve babalarımızın büyük bir ızdırap içerisinde olduğunu görüyoruz. Maneviyatsızlıktan, inansızlıktan, ibadetsizlikten gençliğimiz kıvranıyor. Neslimiz her gün daha kötüye gidiyor. Dolayısıyla her anne baba buna teveccüh gösteriyor. Yeter ki sesimiz halkımıza ulaşsın, sesimiz insanlarımıza ulaşsın. Halkımız dinine, Kur'an'ına, İslam'ına sahip çıkıyor. Bugün bu imtihanlarla bir kez daha buna şahitlik ediyoruz. Bu yüzden halkımıza da teşekkür ediyoruz. Halkımızın bu teveccühü sebebiyle.